Dedik ya, hep kendimize soruyoruz. Birant olsa nasıl yapardı? Birant eğer bir sabah haberi yapsaydı, bu sabah hangi haberle başlardı? Acaba kendisinin ölüm yıldönümü haberini ilk başta mı girerdi? Hep bunları soruyoruz kendi kendimize. Gece de öyle yaptık. Yüksek sesle düşündük. Kendi kendimize yüksek sesle konuştuk. Sorular sorduk. Bir haber hazırladık. İzleyelim efendim. Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle, sevmeyeninizle. Dualarınızı esirgemeyin efendim. Onsuz tam 365 gün geçti. Haber alma ihtiyacının dorukta olduğu bir yıl. Türk televizyon haberciliğinin ustası Mehmet Ali Birant tam da bu akşam ekranda olmalıydı dedirten bir yıl. Can Dündar'ı nasıl hatırlanmak istersiniz sorusuna demokrat bir insandı desinler yeter diye yanıt vermişti. Hatırlanmak isterim. Ben devlet kurmadım, bilmem ne yapmadım. Ya fair bir insandı, fair bir gazeteciydi, demokrat bir insandı. Bu kadar yetecek bana. Türkiye'nin yakın zamanda yaşadığı en hareketli, en sıcak Haziran ayını sokakta hayatını kaybeden gençleri nasıl anlatırdı? Yoksa kurulacak partinin başına geçme projeniz vardı. Tabiatıyla sağlığım iyi olduğu müddetçe. Özal köşkten inip yeniden aktif siyaset yapacağını ilk ona söylemişti. Tüm liderleri konuşturmayı çok iyi bilirdi. Türkiye 3 önemli seçime hazırlanırken o kimlerle röportaj yapar, hangi isimleri konuştururdu? Altın nesil yetiştiriyorsunuz, kavramınız var. Fikir işçileri veya geleceğin fikir mimarları. Biraz onları resmetmeye çalıştım. Birant, cemaatin örgüt diye tanımlanmaya başladığı bu günlerde Pensilvanya'ya gidip yeniden Fethullah Gülen'le röportaj yapar mıydı? Nedir Nevruz? Doğanın rengarenk diye açılışı. Tabuları yıkan bir isimdi. Abdullah Öcalan'la röportajı epey uzun süre başını ağrıtmış, Leyla Zana'yla cezaevinde röportaj yapmıştı. Mağdur durumda bir durum olsa gene yapar mısın? Şimdi o günün koşullarına göre doğruydu. Birant çözüm sürecine yazılarıyla en büyük desteği verendi. 2013 Nevruz'unda Diyarbakır'da yaşananları, sonbaharda Barzani'nin Şivan Perver'in katıldığı töreni nasıl yorumlar, nasıl yayınlardı? Magri, magri, baba magri. Arafat'tan Naomi Campbell'a, David Beckham'dan Beşar Esat'a, dünya gündeminde kim varsa bulup sorular sorardı. Son bir yıl içinde Mandela'nın cenazesi için Güney Afrika'ya gider miydi? Esat'la yeniden konuşmak için Şam'a gitse ne denirdi? Obama ile röportaj peşinde koşar mıydı? Ay, ay unutuldum. Beraber ama Mehmet Ali Bey, siz ben şarkı söylerken duymadım. Şimdi bir ay diyeyim bana. Ay! Ay kahroldum. Bitmek tükenmek bilmeyen meslek aşkıyla hangi röportajların peşinde koşar, nerelerden yayın yapardı? Yollar karla kaplandığında yine evime nasıl gideceğim ben diye sorar mıydı? Şimdi karşıya geçecektim. Karşıya geçmek yerine büroda mı yatayım, onu mu tavsiye ediyorsun? En karamsar günlerin akşamında ekran karşısında yine neşe saçar mıydı? Sevgili seyirciler, bugün 6 Aralık Perşembe. Canım Cuma'ya bir gün kaldı. Bugün Cuma. Birant gideli tam bir yıl oldu. Ekranlarda bıraktığı kocaman boşluk hala dolmadı. Koluna taktığı renkli saatler hala tıkır tıkır çalışıyor. Zaman su gibi akıp geçiyor. Yıllar sizden kim korkar? O kadar da mütevazı bir insandı ki ve kendisiyle dalga geçmesini de bilen, zaman zaman yaptığı hatalarla dalga geçer, güler geçerdi. 32. gün unutulmaz bir programdı denildiği zaman 45. gün diye program da yapmışlardı. Çok önemli değildi doğrusu derdi. Demokrat bir insan, fair bir gazeteciydi diye hatırlanmak isterdi. Kızanı çoktu, seveni elbette çoktu ve cenaze töreni tam bir yıl önce cenaze töreni
Binlerce kişi İstanbul'da sokağa döktü Mehmet Ali Birand'ın. Herkese böyle bir hayat nasip etsin Allah diyelim.